Hepinize hayırlı günler, bol bereketli, sağlıklı, sıhhatli, neşeli günler arkadaşlar. Ay ben bu arada yine hiç iyi değilim arkadaşlar. Dün de dişimi çektirdim. Konuşamıyorum, şuralarım şiş. Ne yapayım, ne yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz biz üç kişi, üçümüz de evdeyiz. Çarşıya gidiyoruz beraber. Bir yere gidiyoruz beraber. Evdeyiz beraber. Köye gidiyoruz beraber. Bak şuramda yara oldu arkadaşlar. Dişimi şeyde çok zor çektiler. Akdeniz ateşlenmesiyle yüksek tansiyon olduğu için doktorlardan birbirinden onu ala ala ameliyat gibi çektiler arkadaşlar. Çok canım yandı. Buradan dişleri çürük olanı falan bu şey vermeyeyim. Korkutmayayım onları. Arkadaşlar eşim ne zamanlar beri lahana istiyor. Lahana sarması istiyor. Ben o lahana sarmasını bir türlü beceremiyordum. Çok yerlere baktım. Biz şu şekilde arkadaşlar, hani şu lahananın yaprağı bu. Biz şu şekilde katlayıp böyle böyle yapardık. Onu durmadan sarıveriyorlar. Yarım kilo kıyma vardı geçen alışverişimde. Onun dedim yarısını koyayım. Kıymalı gelen güzel bir lahana sarayım bugün dedim. Hem videomda arkadaşlara bir selam vermiş olurum. Bir sohbet edene. Kışın evde kimseyi görüp de ne sohbet edilir ya. Ne bir yere gidilip oturuluyor. Oturmaya gideceğin zaman ya da sen çağıracağın zaman ay grip misiniz? Ay evdeki biri hasta mı? Veya biz gribiz. Ne günlere kaldık arkadaşlar, ne günlere kaldık. Allah bu günlerimizi dahi aratmasın. Hayat da çok zor, yaşamak da çok zor. Ya insanlık da çok zor, her şey çok zor arkadaşlar. Şöyle bakayım ben lahanamı nasıl doğrayayım, onu göstereceğim size. Arkadaşlar böyle büyük bir lahanam var, 50 liraya aldım. Şöyle dış kanatlarından, ben bunu 2 gün oldu alalı da. İşte hastanelere gelip gittiğim için yapamıyordum. Şöyle kanatlarından şey olmuş, onları da yıkadım ziyan olmasın diye. Şimdi canlar, Bismillahirrahmanirrahim. Valla yapsam da yapamasam da beraber yapacağız canlar. Sohbet etmiş oluruz. İkiye böldüm. Şimdi de dörde böldüm arkadaşlar. Yapraklara bakıyorum nasıl diye. Yeterli mi diye. Şöyle bölsem ziyan mı etmiş olurum? Vallahi canlar ya. Şöyle bir tane bölmek istiyorum. Ziyan edersem çevirin turşuya. Etmem ama. Uğraşırım uğraşırım da yine etmem. Şimdi arkadaşlar şuraları sarılmaz onun, bakın. Bu kısmı sarılır diyen de zaten yalan söylemiş olur. Şu pırtıklı kısımları aldık. Şu kısımları koyduk. Böyle böyle yaprağımı ayıracağım ama dağıtmayacağım. Ben çok güzel lahana sarıyorum, çok güzel şey sarıyorum diyenlere arkadaşlar inanır mısınız? Çok video seyrettim akşam. Baştan aşağı sarıp gidiyorlar, baştan aşağı sarıp gidiyor. İnanır mısınız? Ben çoğunu beğenmedim. Şöyle şu kısımları haşlamak için şu arada haşlamayacağım, suyumun altını yakayım geleyim. Kesinlikle ortasını koymuyoruz canlar. Bak bunlardan dolma olmaz. Bak buradan itibaren. Vereceğimiz bir bilgiyi, çünkü bizi örnek alıp da kaç kişi izliyor. Tamam beni izlemiyoruz. Benim izlenenim az ama. Ben krem peyniri yaptım arkadaşlar. Labne krem peyniri. O başkasının videosunda olsaydı milyonları da izlenirdi. Ama benim videomda olduğu için maalesef. Ben de kaşar peyniri falan yapacaktım. Aa, uğraşmayacağım canlar. Çünkü çoğu kişi yazıyor. 5000 abone olan 2-3000 izlenmesi olmaz mı? Çoğu da diyorlar ki bırak sen bu işi. Sağlık olsun de. Şöyle canlar. Bakın yine onun ortasını da aldım. Onun bak şurasına kadar alıyoruz arkadaşlar. Şurasını. Bak. Bunlara falan tek sarılır. Ama ben yine de onları garanti altına alayım.
şey, bunlardan doğum olmaz ki. Bak ben size ne güzel bir tarif vereceğim şimdi bunlarda. Bunları arkadaşlar güzel. Hatta şunu da şöyle yapayım. Bunu da böyle yaptım canlar. Bunlardan güzel bir dolmamızı yapalım. Ne gelirse. Bak bunlardan ne yapacağım arkadaşlar. Bunlardan da leğenim alıp geleyim. Suyumuz kaynadı. Bu şekilde koyacağım. Şöyle alayım önüme de rahat koyayım. Canım birazdan. Şu lahanalarımı bir haşlayayım da. Onu da turşu yapacağım şunu da. Turşumuz yok çünkü. Evet küçük elektrik. Ben şunu halledeyim. Ondan sonra açacağım. Küçük elektrik süpürgesini açacağım. Şunu bir halledeyim. Yumuşası. Senin yüzünden şimdi düşürüyordum şunları. Anlamadım ki. Tamam tamam senin yüzünden değil. He. Ne dedin bana? Evet birden bastırdı. Kış mevsimi normaldir. Biraz bu sıcaklığınla da alacak kendini. Ben böyle bunu bu şekilde hepsini bir güzel haşlayayım. Bakın arkadaşlar bu şekil bu şekil şöyle yan 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 yan. Bakın bunu da böyle. Bu da kendi ılıklığıyla da yumuşayacak, sıcaklığıyla da yumuşayacak. Aşırı derece bozacak bir şey yapmayayım. Düzgün bir şeyimiz olsun arkadaşlar. Bu arada ben hem turşu kuracağım hem bunu yapacağım ya. Ben şimdi aşırı derece videomu 10-12 dakika, 13 dakika geçmeyeyim. Kendim de çok hasta. Turşunun kuyruğunu böyle 5-6 dakika onu ayrı vereceğim. Bunu ayrı vereceğim canım. İnşallah bol destek, bol şeyleriniz olursa. Ya ilerlerim arkadaşlar ya bırakırım ben bunu. Sonu geldim arkadaşlar. Sonu koydum artık. Şimdi bu suyu dökeceğim. Acaba soğutup da çiçekleri mi döksem ki arkadaşlar? Bak o da aklıma geldi. Lahananın biliyorsunuz böyle sula şifa oluyor. Ben bunu böyle yapayım arkadaşlar. Ben bunu bir yere koyayım. Soğuduktan sonra çiçeklere dökeyim. Bak size de iyi fikir oldu. Lahananın, kara lahananın suyu da olur arkadaşlar. Bak aklınızda bulunsun. Artık şey hepten sağlık şey doğada kaldı. Onlar da arada sırada coşturacak, vitamin istiyor. Ben hayvan gübresi kattığımdan onlara böyle şey yapmıyordum ama şimdi birdenbire aklıma geldi. Vahiy geldi birdenbire. Bak, şimdi tekrar bunu da alayım canlar. Bu arada öğle ezanı okundu. Ben namazımı kılıp geleyim arkadaşlar. Soğuk yer alıyorum canlar. Soğusun. Ağzımı da kapatıyorum. Balkon alıyorum. Orada soğusun. Ondan sonra çiçeklerimi dökeceğim onu. Yarın da Allah'ın izniyle arkadaşlar önce dolma videom gelecek şimdi. Dolma videomun arkasından turşu videom gelecek. Ondan sonra kiler temizliğim gelecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Buramı temizlemek, kiler temizliği. Pilavlık şey gibi yıkamayacağım arkadaşlar. Şöyle tam suyunu sürdüreyim. Tam pilavlık pirinci almadım dün. Biraz pilavlığın bir düşüğünü aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle kocacağım ben başımı. Soğan. Onun altını üstünü keseyim. Bak içinden büyük böyle büyük soğanları. Şimdi 100 gram kadar bir kıyma katıyorum. Yağını koyuyorum. Tuzunu.
Şimdi Canım, ben malzememi hazırladım. Biraz şöyle 5-10 dakika dinlenebilirken. Ben maydanoz koymayacağım dedim ya size. Benim beyefendi dedi ki, maydanozsuz dolma olmaz, bol nanesiz dolma olmaz. Bol nane koydum eyvallah da maydanoz koymayacaktım. Neyse onları da koydum arkadaşlar. Şöyle 5-10 dakika dinlendireyim. Hemen ben de o arada buraları temizleyip sarmışına geçeyim. Arkadaşlar, işleri hallettik beyan. Dolmamızı bu kadarına sardık. Şimdi birkaç tanesini sizinle sarıyorum. Biliyorsunuz siz zaten belki de ben sizin kadar güzel öbür dolmalarda iddia ederim ama bunu da iddia edemem. Nasıl sarıyorum arkadaşlar? Benimkine göre yine de bakın şu kısmı alıyorum. Şöyle çıkmasın diye şuralardan bastırıyorum. Sonra aynı normal vurguluyorum. Çirkin yerleri varsa kesiyorum. Yoksa bu şekil sarıyorum canlar. Vallahi ben lahanada iddialı değilim. Ama kara mancarda yaprak sarmada poşetle iddialıyım. Şöyle küçücük. Onu da yapalım. Ziyan etmeyelim. Bakın çok sert yaprakları var arkadaşlar. Onları nasıl değerlendireceğim? Onları da dolmam bittikten sonra göstereceğim sizlere. Aşırı sert yaprakları var. Damarlı bir lahana. Gerçi bütün lahanalar damarlı olur. Ama yine de güzel oldu. Olmadı. Bakın burayı kıstırıyorum çıkmasın diye. Güzel oluyor arkadaşlar. Yapan ne güzel olmaz. Şimdi bu yaprak büyük. Şöyle kesiyorum onu. Şöyle içini koyuyorum. Bak kapatıyorum. Bak elimle burayı bastırıyorum çıkmasın diye. Ondan sonra arkadaşlar sararken zaten lahananın her tarafı her yerine geliyor onun. Bak şurası boşta kaldı canım. Onu da hemen kestim bakın. Bak şu sertler var ya canlar, onu göstereceğim size. Bu sertleri sarmıyorum, çok sert. Bak, onlardan da ne yapacağım şimdi? Şunları da atmayacağım. Çıkmasın diye bak orayı düğmeledim, düğmeledim sayın. Güzel oldu arkadaşlar. İnsan o neler yapıyor meğerse. Şimdi canlar, dolmamızı beyaz sardık. Birkaç tane yaprağımız kaldı. Şöyle. Benim bu dolma var ya, daha çok lahana, dolma demişim arkadaşlar. Lahana daha çok şeylikmiş. Turşuluk ve yemeklik. Adamlar da dolmalık dolmalık değil mi? Aa, kendi gözünüzle görmeden şey yapmayın. Böyle birkaç tanesini sizinle sarmak istedim. Ondan sonra ne yapıyorum canlar bakın. İşte 15 dakikaya ne sığdıracağım? Yaptığımı nasıl göstereceğim? Yine ben kapatmaya çalışıyorum kenarlardan adaşmasın diye. Şöyle göstereceğim size şimdi. Şöyle yapraklarından. İçinde bol koyuyorum ben ha. Şu kenarlarını bazılarını böyle yapıyorum. O zaman daha düzgün oluyor. Elimden geldikçe sıkı sarmaya yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bu kadar dolmam çıktı. Şimdi canlar, bunu ne yapacağım? Bakın bu o kadar sert yaprağı ki. Şimdi birkaç tanesini göstereyim size. Büyük bıçak alayım gelin. Bak bunlar çok sert arkadaşlar. Bunlardan dolma olmaz.
Adam beni kandırmış. Dolmalık değil. Karamancardan üzüm yaptığından sıra gelip de ben bunu senede az yapıyorum. Aslında çok en faydalı bu da yani. Tenceremi alıyorum canla. Hepsini yapacağım öyle. Tenceremi alıyorum. Daha var. Onu da doğrayacağım. Ondan sonra ikisine de salçalı, yağlı salçalı su yapacağım. İkisini de pişireceğim. Şunu da doğrayacağım arkadaşlar da. Bu da var. Bunu da doğrayacağım. Ben size göstermeliyim. Şimdi içim de arttı ya. İçimi zaten buzluğa koyacağım. Bak aynı içte. Bu yetti bile. 1,5 kaşık arkadaşlar. Bu yetti. Tekrar bunu da doğrayayım. Dolma tadında bir lahana yemeğimiz olacak. Çok sert arkadaşlar, baksanıza. Bu dolma olmaz ki. Dolmanın şeyleri, sert taraflarını da ayırdım. Ya bir büyük lahanadan arkadaşlar 50 liraya aldıydım. Bir büyük lahanadan hem yemek yapıyorum. Lahana yemeği, hem dolmasını yaptım hem turşusunu yaptım. Gördünüz mü canlar? Şimdi ben bunları salçalı yağlı su yapıp ocağa koyup pişince tekrar görüşürüz canlar. Salçamın pişmiş hali. İçine suyunu da koydum. Arkadaşlar günaydın. Dün akşam var ya videomu bitirmeyi unuttum ya arkadaşlar. Bak ben cevizli su. Böyle ceviz koyuyorum akşamdan. Onun peltesiyle koyuyorum. Onu sabahın içiyorum canlar bu şekil. Ha ben bir de ne diyecektim size? Ben yemeklerimi göstermeyi bile unuttum. Bak bu dolma sararken saplarından sert yerinden yaptığım lahana yemeğim. Tabii ki soğudu. Soğuyunca böyle olur. Dolmalarımı göstereyim size arkadaşlar. Alın. Kaç tane kalmış? 2, 4, 6, 7, 8 tane dolma. Ay mutfaklarım falan çok kötü. Şimdi akşamdan temizliyorum. Gece Uğuzhan kalkıyor. Yemek ısıtıyor. Mustafa su içiyor. Mutfaklarım bu. Şu tencerelerim de boş arkadaşlar. Onlar boşaldı. Şimdi onları ben çıkardım. Yıkayacağım. Onları yerine koyacağım. Neyse ben size burayla değil dışarı şöyle temiz havasıyla şey yapayım canlar. Bugün de Zonguldak'ımızın havası böyle canlar. Bulutlu bir havamız var. Biraz soğuk, aşırı bir derece bir soğuk değil. Allah'a şükür ben bugün daha iyiyim. Şöyle Zonguldak'ın havasıyla deniziyle sizlere veda edeyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın da hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Sevmekten hariç çok sayıyorum. Gelen bir kişi başımın üzerinde taşıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel yerlere. İnşallah yani ileri doğru gidersek bu sizlerin sayesinde olacak. Sizleri en güzel yere, en güzel mertebeye Allah'a emanet ediyorum canlar.